Günler sonra yeniden selam. Dün bir kargo gelmişti. Videonun açılışını yapmıştım sanırım. Annemlerden gelen kargo ile videonun açılışını yapmıştım sanırım. Bugün inanılmaz bir geniz akıntım var. O yüzden beni çok rahatsız ediyor. Ama onun dışında çok şükür baya baya iyiyiz yani gerçekten. Ben açıkçası çok kötüydüm birkaç gündür. Çok şükür çok daha iyiyim. Çınar zaten öksürük dışında bir sıkıntısı yok. Çok şükür onun da sadece bu halsizlik falan hiç olmadı. Sadece öksürük oldu. Eşim de bugün işe başladı tekrar. 3 gündür gidemiyordu maalesef. O da kötü olmuştu. Onun da ateşi çok yükseldi. Düşüremedik falan. Bayağı sıkıntı yaşadık. Onun da bugün öksürüğü başlamış ama yani mecburen gitti işe de artık hani çok daha fazla uzun süre izin alamadığı için. Ben de bugün şöyle bir evin her yerini ayağa kaldırdım. Üstüm başımı değiştirdim kendimi iyi hissedeyim diye. Bütün çarşafları, şeyleri, her şeyi yıkıyorum. Burada bizim yataktaki bütün işte yastık kılıfı, çarşafın resmi falan filan çıkardım. Bunları hastalık arasında da bir tur yıkadım. Ama şimdi yeniden yıkıyorum. Burada hatta diğer odadaki yorganı da burada yıkayacağım. Şu anda da burada makine çalışıyor. Neresinden yıkanıyor. Bir de şurada da ben yatıyordum. Yani ilk başta bu odada eşim yatıyordu. Sonradan ben burada yatmaya başlamıştım. Yani öksürdüğümüz için uyuyamıyorduk. Ayrı ayrı yatıyorduk. Bu odadaki yatağı topladım artık. Burayı güzelce düzenledim. Temizledim, sildim, süpürdüm. Hatta şuradaki Çınar'ın yatağındaki nevresimi bile değiştirdim. Şeyi, çarşafı bile değiştirdim. Oda temiz olsun diye. Çınar da azıcık çizgi film izliyor şimdi. Bir de Çınar odası kaldı birazcık. Burada da gerçi şeylerin çarşafını yine onu da değiştireceğim. Yastık kılıfını onun her gün zaten sürekli değiştirdim. Zaten onun kıyafetleri falan da çok sık yıkandığı için o arada onları da yıkadım, değiştirdim. Ama burada da çarşafı falan değiştireceğim. Oyuncaklarını genel anlamda bir düzenledim. Şöyle bir güne başladım. Ben de buradayım. Üstüme su da, su içmiştim. Su dökülmüş. Aynaları falan filan silerim işte. Şimdi şöyle bir en azından bir ev giyeyim yani. Üstümü bir değiştireyim dedim. Hani pijamalı o hasta şeyinden kurtulayım dedim. Saçım başımı şöyle bir toparladım. Güzel oldu bence. Azıcık da olsa enerji geldi. Şurada bir iz görüyorum. Beni çok rahatsız etti şu an. Hemen onları sileceğim. Onları silmek için de bu arada böyle bir şey aldım. Bu inanılmaz büyük bir şey. Güzel de mis gibi böyle beyaz sabun kokuyor. Şu diğer ıslak mendille gösterecek olursam aralarındaki farkı bakın yani. Dev gibi. Aşırı aşırı büyük. Bununla böyle direkt sildim geçen gün camları. Hiç iz falan kalmadı. Şöyle büyük tabi bezi var. Toz almak için işte şurada gösteriyor hatta. Cam, WC, halı, masa, sandalye, lavabo, elektronik eşya, yüzey temizlik almışıyor. İçeriği temiz bir formülmüş bu. Bir de işte durulama falan gerektirmediği için beyaz sirke, karbonat, beyaz sabun kokusu. Sadece beyaz sabun kokusu var zaten. Şöyle mesela o iz neredeydi? Ha şurada. Şöyle siliyoruz ve o kendi kendine direkt kuruyor. Hiçbir iz, hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten bayağı iyi. Ben çok sevdim. Hemen şöyle sildim. İçerideki aynayı da bununla silverdim. Hatta toz da aldım şeyin üstünden en son. Şöyle. Bitti gitti yani. Bayağı da tozlanmış ev. Herhalde camlar falan hepsini açtım havalansın diye o yüzden. Bu arada bu ıslak mendil şartlı değil bence. Ama pratikleştirdiği de yani işimizi kolaylaştırdığı da bir gerçek şimdi. Normalde aynaları işte fısfısla bezle falan silecekken bunu böyle o an elimin altında bulundurup kullanat hemen siliveriyorum yani hızlıca ve iz bırakması falan da güzel oluyor. Onun dışında ne bileyim başka işte kapı kollarını falan mesela şimdi onu silivereyim diye düşündüm. Böyle farklı amaçlar için de kullanabilir ya da klozet temizliğinde falan. Biz mesela bizim klozetimiz yani banyomuzun gideri yanlış yönü olduğu için banyoyu yıkayarak temizleyemiyorum. Ben klozetin işte iç tarafını yıkıyorum, dış taraflarını da yine hazırladığım sularla şeylerle siliyorum. Bir tane de Solon'un temizlik mendili var. O da biraz daha deterjanlı bir şey. Bu o kadar deterjanlı değil bu arada. Böyle köpürmüyor falan yani ama güzel bence gayet de. Birçok yüzeyi de böyle silip en son atabilirsiniz. Hani sadece aynayı sildim bıraktım gibi düşünmeyin. Toz falan da alıp en son atabilirsiniz. Bayağı uzun kullanılıyor. İçinde de 100 tane var sanırım. Ben 2 taneye, ikincisi 1 lira indirimi vardı. Hepsi burada da o zaman almıştım. 2 tane yüzlüğünü 50 ya da 55 liraya aldım. Şu büyüklük içinde gerçekten gayet güzel yani bence. Sadece 2 ayda falan geldi. Bunlar bana kargosu bayağı uzun sürdü. Yani bir ayın sonunda ancak kargoya verildi. PTT kargo ile geldiği için de biraz da geç geldi. O yüzden bayağı bana ulaşması uzun sürdü ama sıkıntı yok. Çok ucuz almıştım çünkü. Şimdi saat öğlen 12'ye geliyor. 11.45. Antibiyotiğimi içeceğim. O genelde bu saatlerde içiyorum. İlk başta 12'de içtim ama sonra hep böyle evden çıkmadan içeyim diye 11.45'te falan içtim. Bunu içeceğim. 7 günlük mü? 2-4.
6-7 aynen. 7 günlük bir antibiyotik vermişti. 4 tanesi bitti. 3 tane kaldı geriye. Dün de şurup vardı bir tane içtiğim. O da öksürük şurubu gibi bir şey sanırım. Ya da iltihap için falan. O da bitti. İlaçlar da bitiyor bir bir. Birazcık iyileştik gibi sanki de. Bir yandan da işte portakal suları, ıhlamurlar falan filan, tavuk çorbası yaptım. Onlar da iyi geliyor. Komşularımız da sağ olsunlar geçen gün tavuk böyle. Ben normal salçasız yani renksiz tavuk çorbası yapmıştım. Komşularımız da bizi salçalı olan renkli böyle kırmızı bir tavuk çorbası göndermişler. Ve o an o kadar hastaydım ki o gün bütün gün ağladım. Annem neden yanımda yok? Niye ben burada yalnızım? Çünkü çok kötü uyandım. O gün inanılmaz bir baş ağrısıyla uyandım. Ve Çınar sürekli elimden çekiştiriyor. İşte anne gel kahvaltı hazırla falan filan diye. Furkan içeride ateş içinde yatıyor. Ben kendime bakamıyorum. Anne ne yani çocuğa bakabiliyorum ne Furkan'a bakabiliyorum. Ya bakmak zorundayım bir şekilde. Ama kalkamıyorum. Bir tane böyle karadut çayı yapmıştım. Boğazım en azından biraz yumuşasın da sonra kalkayım diye. Öyle biraz 2 dakika hemen oyalanıp onu içip sonra Çınar'a kahvaltı falan hazırladım. Kendimizi zaten öyle atıştırıverdik yani. Ekmeğe bir labne sürdük, bir şey sürdük ilaç içmek için. Hızlıca bir şeyler yedik. Kahvaltı falan yapamadık doğru düzgün. Çünkü sabah çok daha kötü oluyorduk ikimiz de. Akşama doğru gene bir tık açılıyorduk ama sabah daha kötü oluyordu. Öyle öyle geçirdik çok şükür. O gün işte çok ağladım, üzüldüm böyle. O arada da çorba yapmıştım bir gün önce. Dolaptaydı çorba. Furkan daha iyiydi. Çınar'a dedim git babana söyle de dedim çorbayı ısıtıversin yerim. O kadar karnım acıktı ama kalkıp yiyecek halim yok. O da telefona bakıyor muhtemelen. Çınar söylüyor söylüyor duyuyorum ben Çınar'ın söylediğini. İşte baba annem çorba istiyor çorbayı ısıtır mısın falan filan diyor ama Furkan duymuyor. O arada kapı çaldı. Ve karşı komşularımız çorba gönderdi. Allah'ım dedim Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. O an yani o kadar iyi geldi ki anlatamam. Kendilerine de zaten söyledim. Allah bin kere razı olsun. Yani hem yalnız olmadığını bilmek. Hani sonuçta kimsemiz yok burada yani. Ama yalnız olmadığını bilmek iyi hissettirdi. Hem o sıcak çorba böyle o kadar iyi geldi ki boğazıma falan. İçimizi yaka yaka içtik yani onu. O kadar hoşuma gitti. Hem yani mutlu oldum bir yönden. Hani böyle yalnız değiliz. En azından başımız sıkıştığında gidebileceğimiz birileri var. Çünkü hemen karşı komşum hani en hızlı ulaşabileceğim kişi. Ve Allah bin kere razı olsun o kadar iyi insanlara denk geldik ki çok şükür. Yani apartmanda başka kimseyi tanımıyorum doğru düzgün. Ama karşı komşum o kadar iyi ki onlar yetiyor. Bir de onları tabii kızlar, torunlar falan da olunca onlarla normalde sadece amca ve teyze var yani karşı komşumuz onlar ama kızlar falan da burada oluyor, torunlar da burada oluyor falan derken bizim için çok iyi oluyor yani gerçekten hep birlikte vakit geçirebildiğimiz insanlar oluyor. Allah razı olsun dün de, dün müydü, önceki gündü sanırım çorbada göndermişler. Aşırı mutlu oldum yani gerçekten. Bir de bir tur da ona gözlerim doldu. O gün böyle artık bitkin durumda olduğum için aşırı duygusaldım sanırım. Ama çok şükür toparlıyoruz yani. Aşırı kötü bir nasıl bir hastalıkmış bu anlamadım. O kadar zorladı ki bize domuz gribi mi oldu, korona mı oldu, test falan da yapmadı hiç kimse bize bilmiyorum. Hastaneye de gittik aslında bakarsanız ama test falan yapmadılar yani. Çok şükür atlatıyor gibiyiz. Eşim de inşallah biraz daha iyi olursa. Onun öksürüğü daha yeni başlıyor çünkü. Hem beter ki bu öksürük aslında gitmiyor ama en azından böyle elin ayağın tuttuğu zaman, halin biraz daha olduğu zaman iyi hissediyorsun kendini. Şimdi bugün de yine o çorbayı ısıtmadığım için o çorbadan var. Onu yaparım. Yanına da artık bakacağız. Bilmiyorum ne yaparım. Yanına da bir yemek. Pilav yaptım dün. Tavuk çok çorba için fazla haşlamışım. Fazla gelmişti. Didikledim bir de onları mikserle. Sonra Çınar da pilav seviyor. Dedim tavuklu pilav yapayım. Bir çatalı aldı bıraktı. Tavuklu pilavı yemedi. Çınar bu ara asla yemek yemiyor. Ne yapacağız bilmiyorum yani. İştah açsın diye karabut özü veriyorum. Balık yağı veriyorum. Her şeyi veriyorum ama yok. Dişi çıkıyordu bir tane hasta olmadan önce. Şu an bakmadım ama. Alttaki azı dişi çıkıyordu. Yarısı falan çıkmıştı herhalde o çıkmıştır. 3 tane daha var. Onlar mı çıkıyor artık onlar mı zorluyor bilmiyorum. Belki o yüzden de iştahsız olabilir. Umarım geçici bir dönemdir. Çünkü Çınar çok güzel yemek yerdi biliyorsunuz siz de. Ama şimdi o kadar yemiyor ki zorlanıyorum yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Diyorum birilerini kınadım başıma mı geldi acaba? Yoksa ne bileyim geçici bir dönem, diş dönemi, hastalık dönemi falan filan mı? 2 yaş olduğu için inatlaşıyor. O yüzden mi bilmiyorum ama umarım geçici bir dönemdir. Neyse çok uzattım. Konuşasım varmış. Günlerdir konuşamadığım için çok sıkıldım gerçekten. Bu arada Çınar'a da sadece alerji şurubu ve hava veriyoruz. Havaları da uyanıkken ilk günler yaptırıyordu. Sonra sıkıldı sanırım yaptırmıyor. Ben de uyurken veriyorum. Ventolin veriyoruz günde 4 kere.
bir kere de yok, iki kere de başka bir ilaç var, onu veriyoruz. Ben de 3 uyurken 3 akşam yapıyorum onları, işte 2-1-2-1 şeklinde. Uyurken yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Umarım faydası oluyordur. Bir de bir şey göstereceğim size. Yine Çınar için hastalık döneminde şunlardan, şunu bir ara indirimden almıştım. Bu Sterimar'ın burun spreyi, tıkalı burunlar için olan turuncu rengi. Bir de bunun sarısını kullanmıştık biz geçen sene. Normal, hani o da normal günlük temizlik için kullanılıyordu. Ama bu şu an çok tıkalı olduğu için burnu hastalık döneminde, bu çok hızlı bir şekilde açıyor. Doktor da zaten bu tarz bir şeyle temizleyebilirsin ya da işte serumla falan temizleyebilirsin dedi. Bunu kullanıyorum. Bayağı iyi oluyor. Bu kendi bu arada böyle hem bu ucu şey olduğu için şöyle bebek burnuna uygun, yani böyle ucu canını falan acıtacak şekilde değil. Hem de bastığınızda böyle kendi bir doz atıyor sadece, yani fazla sıkmıyor. Hatta kendi kendine bile sıkabiliyor Çınar o yüzden. Bir de şunu almıştım. Bu da Mustela'nın böyle bir balzam. Tam Türkçe ismi yazmıyor hiçbir yerinde ama bu böyle Vix gibi kokuyor ama temiz içerikli bir şey. Vix'in yani zararlı olduğunu biliyorum. Aynı Vix'e benziyor kokusu. Bir tık daha böyle bitkisel bir kokusu var. Bunu da işte göğsüne, şurasına ve sırtına sürüyorum. Hatta dün akşam ayaklarımın altına da sürdüm. Böyle çam ağacı mı artık şeyi, şurada şöyle çam ağacı gibi bir şeyler gösteriyor. Öksürük için çok faydalı olduğunu söylüyorlardı. Ben de Çınar da hasta olunca hemen, hatta hepsi burada da denk geldim indirimine, hemen aldım bunları. Sürdük, gerçekten de gece böyle rahat uyumasını falan sağladı diyebilirim. Ama öksürüğünü kesti mi? Kesmedi. Ama geceleri rahat uyumasını sağlıyor. Gece sürüyorum genelde zaten. En azından böyle doğal çözümler bulmaya çalışıyorum. Bir de burnunu işte açsın diye şu Cold Mix'ten bir mendile damlatıp yanına koyuyorum. Bu da çok iyi açıyor burada. Bunu kendime de yaptım. Bayağı işe yaradı. Böyle doğal şeylerle geçirmeye çalıştık hastalığımızı. Çok şükür çok daha iyiyiz. Umarım daha da iyi oluruz. Allah kimseye hastalık vermesin. Hastalara da şifa versin. Gerçekten azıcık böyle bir yerinize bir şey olsa kıymetini anlıyorsunuz sağlığınızın, ama iyileşince de hemen unutup gidiyoruz yani. Hiç mesela ben bitki çayı normal zamanda asla içmem. Yani içemem, yani midemi bulandırıyor. Ama mesela hastayken mecbur içiyoruz. Aslında onu hasta olmadan da böyle hastalık dönemlerinde falan içsek belki de olmayacağız ama işte. Bakın ne geldi. Kargo çaldı kapıyı. Çınar da uyandı uykusundan. Gittim onu uyuttum. Nespresso kapsülleri. Hepsi farklı farklı. Şöyle. Nespresso'nun geçenlerdeki bir videoda göstermiştim. Mediamarkt'tan bir şey aldık ama sıkıntılı geldi diye. Onu geri gönderdik. Sonra bize yenisi geldi. Tekrar yine Mediamarkt'tan gittik. Teslim aldık. Kahve makinesi aldık. Yani aslında son zamanlarda o kadar çok elektronik ürün aldık ki böyle bir şeyi, yani kahve makinesi alma gibi bir beklentim yoktu. Ama kahve makinesi, kahveyi zaten seviyorum ve içiyorum. Hep de beğeniyordum böyle kahve makineleri falan. Arada da şakasını yapıyordum işte eşime, hani bir illa bir şey alacaksan kahve makinesi al falan diye. O da sağ olsun bir sürpriz yapıp kahve makinesi aldı. Nespresso kapsüllü bir kahve makinesi. Çünkü diğerleri çok aşırı büyük ve pahalılar tabii ki. Hem pahalı, aslında belki hani bu aldığımızla eşdeğerde olan vardır çekirdekli olanlarda da, ama çok fazla büyükler, çok yer kaplıyorlar. Bu bir tık daha küçük bir şey. Hatta ben daha da küçük sanıyordum ama biraz bu da yer kapladı aslında mutfakta. Birazdan gösterdim. Onun da yanında böyle hem makinenin yanında 14 tane kapsül hediye geliyor, hem de 10 paket hediye kampanyası var Nespresso'nun. Kendileri böyle işte aldığınız cihazın seri numarasını falan giriyorsunuz. 10 paket hediyeyi gönderiyorlar. Burada da böyle 10 tane kahvelerimiz geldi. Bunlar içlerinde 10 parça var sanırım. Yani 100 tane kapsül gibi düşünebiliriz. Evet. Bunun sertlik derecesi 9'muş. Ben geçenlerde daha önce kutunun içinde gelenlerden içtim. Yanlışlıkla sertlik derecesi 10 mu? 15 mi? Öyle bir şey seçmiş. O kadar acıydı ki. Mesela bu 4'müş. Bunların hani lezzetlerini, hiçbir şeyini bilmiyorum. Hiçbirisi konusunda fikrim yok. Deneyerek öğreneceğiz. Daha sonra beğendiklerimiz falan olursa kendimiz de alırız diye düşündük. Bunlar bayağı bir idare eder zaten. 100 kapsül. 14 de orada vardı. 114 tane kapsül. Yani her gün bir tane bile içsek, ki her gün içmiyoruz. Gerçi içtik neredeyse geldiğinden beri hep ama. Bayağı güzel yani, eğlenceli de, böyle onu yapmak, izlemek de eğlenceli. İçerken de güzel, lezzetli oluyor. Bazıları çok güzeldi gerçekten kapsüllerin. Bazıları acı geldi bize. Şimdi burada normal Nescafe yapmıştım kendime Çınar uyurken, onu içiyordum. O uyanmadan kahvemi falan bitireyim, daha sonra size makineyi de göstereyim. Bu arada bu kapsüllerin hediye olması inanılmaz iyi. Çünkü bir kutu kapsül 100 liranın üzerinde oluyor.
Yani biz şu anda burada tanesi 10 lira falan Nespresso kapsüllerinin genelde. Bir paketi 100 lira diye düşünün. Burada yani 1000 liralık bir hediye var. Yanında 1000 liralık hediye geliyor gibi bir şey. Bu şey zamanlarında oluyormuş. Bazı daha uygun fiyatlı makinelerin yanında 5 kutu kahve hediye. Daha biraz daha bir tık daha yüksek fiyatlı olanların yanında 10 paket hediye oluyor. Bu bir bu Kasım zamanında olmuş sanırım bu kampanya. Şimdi de Winter kış indirimi adı altında 2-31 Aralık arasında alanlar, cihazları alanlara yine bu şekilde hediyeler gönderiyorlar. Çok çok iyi oldu gerçekten. 1000 lira kahve yani. Çok iyi. Bu arada burada da mısır koydum düdüklüye. Dün Çınar'a söz vermiştim sana mısır yapacağım diye, unuttum. Şimdi o pişiyor. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Düdüklümüzden böyle su sızıyor. Bir de mesela şu an normal tencerede pişiyormuş gibi bir ses geliyor. Düdüklü sesi gelmiyor yani. O düdüğünde bir sıkıntı var sanırım. Temizledim falan da ama olmadı. Muhtemelen bunun kendi içindeki conta mı denir? O lastik vakumuyla ilgili bir problem var. Bir şeyciye baktırmamız lazım yani, düdüklü tencereye kim bakıyorsa. Ona baktırmamız lazım. Çünkü aslında pişiyor. Mesela şu an ben pişmiyor zannediyordum. Bir kere daha böyle oldu. Açtığımda işte bayağı bir hava veriyor, pişmiş oluyor ama böyle akıtıyor, değişik pişmiyormuş gibi falan bir gariplik var. Mısırlar haşlansın, Çınar uyanınca yeriz. Burada da barbunya çıkardım buzluktan. Bugün barbunya yapmaya karar verdim. Yanına da bir tarhana çorbası falan yaparız. Günlerdir çeşit çeşit çorbalar içtik. Bugün de tarhana içeriz muhtemelen. Bir de barbunya yaparım yeter. Yanına pilav yaparım diye düşünmüştüm ama dün pilav yedik. Tavuklu pilav yapmıştım. O yüzden herhalde yanına bir şey yapmam böyle. Barbunya ve tarhana yaparım bugün de. Ne yiyorsun? Adı nedir onun? Bir şey. Eti puf. Eti puf. Çınar'la markete gittik geldik. Size şu kabanı göstereyim dedim. Bunu göstermeyi unuttum. Arkada da bebeği var. Bunu böyle Trendyol'dan almıştım. Bayağı hoşuma gitti. Zaten çok fazla kişide görüp aldım. Hatta şu diğer aynada göstereyim. Burası daha aydınlık. Bayağı hoşuma gitti. Birkaç kişi de görüp aldım zaten. Hem boyu böyle uzun olduğu için, mesela şu an tight giydiğim için üstüne rahat olsun diye bunu giyiverdim evdeyken, tight'la çıkıvereyim diye. Bayağı güzel oldu gerçekten. Şeyi normalde ben kuşaklı kaban aslında istiyordum ama bu böyle düğmeli ama ön açık olarak kullanırım diye düşünerek böyle bir şey aldım. Kalınlığı çok iyi bu arada. Ne çok ince ne çok kalın. Böyle güzel kışında giyilir yani. Bugün de hava bayağı güneşliydi. Şöyle 2 dakika markete giderken bunu geçiriverdim üstüme. Çok hoşuma gitti. Bakmak isterseniz fiyatı da birçok markaya göre çok uygun gerçekten. Sadece benim için eksi bir özellik, şu cebini çok geriye yapmışlar gibi geldi bana. Cebi böyle şu an açıkken iyi ama biraz daha kapalı kullandığınızda cebi çok geride kalıyor. Ama onun dışında bayağı iyi bence. 600 küsür liraydı ama kupon vardı. 500'e falan düşüyordu. Şu an kaban fiyatları 1000 liranın üzerinde olduğunu düşünürsek gayet de kaliteli güzel bir kumaşı var yani. Ben sevdim. Sonra markete gittik Çınar'la. Neler aldık? Şöyle bir göstereyim. Bir tane şu kuru yemişten aldım. Böyle bir atıştırmalık değişiklik olsun diye. Şundan aldım ilk kez. Ballı buğday patlağı diyor. Umarım güzeldir. Kahvaltıda böyle bir çeşit olsun diye düşünerek aldım burada, sütle yeriz diye. Sonra Çınar sabredemiyor. Şunu göstereyim, açayım hemen. Çınar için üzüm aldım. Üzüm çok seviyor ama bayağıdır da yemiyordu. Sordum ister misin? Alalım dedi. Şimdi de istiyor hatta yemek. Şunu içine koyayım mı? Bebekliğinden beri böyle atıştırmalık olarak kuru meyve, işte kuru dut, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik gibi şeyler çok sever. Bayağıdır bundan yemiyordu, bıkmıştı bir ara. Almadım uzunca bir süre. Sonra füme aldım. Tost yaparım diye düşündüm bugün. O yüzden bir tane tost ekmeği aldım. Çünkü canım böyle, bilmiyorum, bu aralar sıkıldım neyse kahvaltı yapmaktan. O yüzden tost ekmeği aldım. Bir de şöyle tost peyniri aldım. Normalde kaşar peyniri alacaktım ama baktım işte fiyatlar da zaten çok pahalı. 100 küsür, 120 lira, 117 liraydı. Bu da 65 liraydı. Bu 500 gram, o 1 kiloydu. Yani aslında hani bu daha pahalıya gelir gibi düşünüyorum ama şeye vurduğunuzda 10 lira bile fark etmiyordu. O yüzden zaten hep tosta kullandığım için bundan aldım ben de. Sonra bir tane vanilinimiz bitmişti. O yüzden bundan aldım. Aslında kurabiye yapmayı planlıyordum. O içi reçelli olan kurabiyeden. Bu ara hatta videolarımda da şuraya kartını eklerim. Çok öne çıktı o video ve inanılmaz
izleniyor ve yapılıyor, yorum falan geliyor. Benim de bugün yıldızlı bir model gördüm, onu canım istedi. Ben normalde sevgililer günü için kartlisini yapmıştım. Şimdi o yıldızlı olanı yapayım diye düşündüm ama reçel almayı unuttum. Bizim evde reçel yok çünkü. Ta geçen seneden aldığım o kurabiyeyi yaptığım vişne reçeli var. O da yani bir yıl oldu neredeyse, bozulmuş duruyor dolabın içinde, hiç yemiyoruz çünkü. Onu unuttum. Tekrar gidip alayım. Bir tane de şöyle organik yumurta aldım. Yumurtalarda da şu üstündeki barkodunun sıfırla başlamasına özen gösteriyorum. 3 ile başlayanlar işte en organik olmayanları oluyor. 3 ile başlayanlar sanırım biraz daha şey, sıfırlar en iyisi. Ben de bu sıfır olanından bulduğum sürece sıfır olanla almaya dikkat ediyorum. Çok böyle daha organik bulabilsem tabii ki direkt köyden falan onu da alırım ama öyle çok bulunmuyor. Bazen eşim fabrikalarında böyle tavuklar falan var. Orada kendileri üretim yapılıyor. Orada getiriyor bazen, yani oradan alıp geliyor. Onu da aldığı sürece iyi oluyor ama o da her zaman almıyor. Şimdi hazır bunu bulmuşken bundan alayım dedim. Böyle yani saatte zaten 12 oldu. 12 içeri geçiyor. Birazdan eşim gelir, kahvaltı falan hazırlarım. Onu da tost yapacağım bugün. Böyle karar verdim. Çay demler, tost yaparım. Yeterli olur diye düşünüyorum. Belki ona ekstradan yumurta falan da yaparım ama benim canım hiç istemiyor. Zaten yumurtayı da sevmem. Geldi şimdi. Onu bekliyordum Çınar'ı dışarı çıkarmak için. Şu Zühre Ana'nın macunlarından aldık. Bunu da şöyle açtım içerisinde. Şu şekilde kavanozları var ama şöyle kutulu geliyor. Ağlama anneciğim, şimdi dışarı gideceğiz. Şöyle şeylere koymuşlar. Bayağı korunaklı geldi. Kırılmaz yani kesinlikle. Hem Çınar için şu kits olanından aldım. Bir de bu kozalak olanlardan da ikili şekilde alınca daha uygundu fiyatı. Bir de ikinci ürüne %50 indirim vardı. Bayağı uygun aldık biz bu üçünü yani. Ben sana vereyim mi? Bundan. Vereyim mi sana? Bunun tadı çikolata gibi diyorlar. Bayağı güzel diyorlar. Çocuklar da hem iştah açıcı olarak hem de işte öksürük için falan kullanılıyormuş. Bunun içinde bal, arı sütü, kakao ve vitamin C varmış. Oy. Kakaolu kokuyor. Çok güzel kokuyor. Yiyeyim. Hepim. Gel. Ye bakalım. Tadını beğendin mi? Beğendin mi tadını? Beğendim. Bak, bir kaşık daha vereyim. Bu böyle tadı kakaolu çikolatalı gibi diyorlar. O yüzden de çocuklar seviyormuş. Bu kits olan iştah açıcı falan özelliği varmış. Biraz da tabii bağışıklık güçlendirme amaçlı aynı zamanda. Çınar gördüğünüz gibi sevdi. Diğerleri de şunlar da yani öksürük için aynı zamanda yine bağışıklık güçlendirici olarak da geçiyor. Karaçam kozalağı, çam sakızı, zencefil, zerdeçal, havlucan, karanfil, kebabiye, beta-glukan, çinko glukonat, vitamin D3, vitamin C, keçi boynuzu tozu, andız pekmezi, keçi boynuzu pekmezi ve nane varmış bunun içerisinde. De şöyle bir şey. Öksürüğümüze de fayda olur diye aldık. Ay. Bu şey kokuyor. Böyle bal zencefil falan yapılır ya. Kendimiz karıştırdığımız zencefil bal karışımı gibi kokuyor. Bakayım bir tadına. Naneli bir tadı var. Tadı çok kötü değil. Biraz tabii baharat tadı var ama inanılmaz, hiç yenmeyecek gibi de değil. Bunu anneciğim diğerine verdi de sana. Bu da bizim için. Bunu çocuklara da çok az öksürük için verilebiliyor. Normalde kendimiz için eğer öksürük dönemindeyseniz sabah akşam, normal zamanda da bağışıklık olsun diye bir kaşık bir tat. Yani almayı düşünürseniz bayağı şey ürünler, böyle indirimde falan da bulunca fiyatları aslında eskiye göre çok yükseldi. Ama hepsi burada da denk geldi. İkincisi 1 TL kampanyasıyla bayağı iyi, pardon, ikincisi %50 kampanyası vardı. Bayağı uygun bir fiyata almış olduk. Tanesi 75'e falan geldi yani, öyle söyleyebilirim. Bunlar umarım hem bağışıklığa faydası olur hem de öksürüğü, şu anki öksürüğümüze de umarım faydası olur. Bu ağzımda naneli bir tat bıraktı. Gerisi gitti bu arada. Böyle boğazımda nanemiş gibi yakıyor şu an boğazım. Böyle. Şimdi Çınar'la dışarıya çıkıyoruz. Hava öyle güzel ki. Bugün son güzel günmüş. O yüzden dışarı çıkmaya karar verdik Çınar'la. Gel elimi tut.
Ben yine video kapanışı yapmaya geldim. Saçımın da kusuruna bakmayın, böyle darmadağınlık ama yapacak. Başka bir haftadır İstanbul'daydık. Dün akşam eve geldik. Bugün de dinlenme günü ilan ettim. Çok fazla bir iş yapmıyorum. Dinleniyorum. Şu an Çınar uyuyor. Ben de kahve içtim ve videomu editledim. Çünkü cuma gününün videosunu maalesef yetiştiremedim. Oradayken bu videoyu cuma yayınlayacaktım. Atladı. Bugüne yetiştirmeye çalıştım. Bundan sonra daha düzenli olarak devam edeceğiz. Biraz karıştı videoların sırası. Normalde bu video bir öncekinden önce olacaktı ama olmadı. Karışık oldu birazcık. Artık o kadar idare edersiniz. Videoyu da biraz daha devam ettirdim zannediyordum ama ettirmemişim. O yani en bu çektiğim kısımdan sonrasını devam etmemişim. O yüzden biraz yarım kalmış gibi oldu ama yine kusuruma bakmayın lütfen. Bundan sonra daha düzenli video çekmeye çalışacağım. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.